mutlu günler değerli izleyenler. Hoş geldiniz BinSpor Spor Stüdyolarına. 16 Mart Çarşamba günündeyiz değerli izleyenler. Uğur Meleke birlikte sizleri sevgiyle saygıyla selamlayarak başlıyoruz. Bugünkü program programımıza da Uğur Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk ben Nasılsınız iyi Teşekkür misiniz? Teşekkür ederim siz. İyiyiz bizler de çok teşekkürler. Değerli izleyenler çok yoğun bir e, akış hazırladık bugün sizlere. Sevgili editörümüz Tolga Kuru bayağı çalıştı. E, Birçok istatistiğimiz var. Bunlardan bir sonuç çıkarmaya bir hep beraber bir anlam çıkarmaya çalışacağız Uğur Meleke'nin yorumlarıyla. Hemen başlayalım. tabii biraz önce yaklaşık 1-2 dakika önce Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Toren yarın akşam oynanacak Barcelona maçı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Fikirlerini anlattı. Aynı zamanda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Programımızın ilerleyen dakikalarında Domenek Toren'in açıklamalarını da hep birlikte yine ele alacağız diyelim. Ama önce istatistikler. İlk olarak ekranlarınıza. 29. haftanın en çok mesafe kat eden takımları geliyor. Fraporta Vantalya Spor 122.9. Kasımpaşa hep buralarda 120.8. Trabzonspor 117.6. Birinci ve ikincinin ardından dört büyüklere bakıyoruz. Trabzonspor 117.6. Fenerbahçe 117.3. Galatasaray 114.7 ve Beşiktaş 111.9. Sezonun en sondan başlayacak olursak eğer sezonun başından beri Mesela Domenek Toran geldiğinde tespitlerinden birisi takımın fiziksel olarak geride kaldıydı ve Galatasaray'daki özellikle Beşiktaş derbisini hatırlayın. İlk yarıda açıkçası ilk 10 dakika, 15 dakika bu baskının kesileceğini tahmin etti herkes. Kesilmedi. 45 dakika oynadı. Galatasaray aynı tempoyla dolayısıyla fiziksel gücü yukarıya çektiğini söyleyebiliriz Galatasaray'ın ama Beşiktaş sezon başından beri bunu bir türlü yukarıya çekmedi. Hep buralarda en evet. sondan başlayacak olursak diye söyledim. Aynen öyle. 20 takım içinde yine 18. ki sıkça Beşiktaş'ı ilk 15'in dışında görüyoruz bu sıralamada kat mesafe sıralaması. Elbette Beşiktaş'ın ligin topla en çok oynayan takımı olduğu notunu buraya düşmemiz lazım. Doğru. %57'nin üzerinde topla oynuyor ve lider Trabzonspor'un da ilerisinde bu konuda topla oynama yüzdesi konusunda dolayısıyla topla oynayan bir takım bazen kat edilen mesafe anlamında bir miktar gerilerde olabilir. Topa daha çok sahip olduğu için, daha çok toplu oynadığı için. Topu, topu koşturduğu peşinden için. peşinden çok koşmadı ve topu koşturduğu için. Bu notu bir yana şerh düşmekle birlikte yine de Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde de tüm rakiplerinden daha az koştuğunu bu sezon hatta e, mağlup olmasına Borussia Dortmund'un çok daha fazla toplu oynamasına rağmen o maçlarda rakibinden birkaç kilometre eksik koşunu not edersek var. Bu konuda bir sıkıntı var. Kat edilen mesafe konusunda sıkıntı var. Bu konuyu ikiye ayırabiliriz bu problemi. Birincisi Galatasaray'ın da vardı böyle problem. Yaş ortalaması biraz yüksekti. Ya da şöyle de diyebilirim. Ee, bir deneyimler var. Çok deneyimler. Atiba gibi, Vida gibi, Wellington gibi, Joseph gibi, Pjanic gibi. Bir de çok gençler var. Can Bozdoğan gibi, Rıdvan gibi, Serdar Saatçı gibi, işte Ersin gibi, Güven gibi. Ama aslında bir takımın kadrosunda en yüksek ağırlığın 25-30 yaş aralığında olması lazım. Genelde büyük takımlara bakın. Avrupa'nın büyük takımlarına. Futbolcuların prime dönemi dedikleri, en iyi dönemi dedikleri 25-30 yaş aralığında oyuncu sayısı biraz daha fazladır aslına bakarsa. Yani 20'li yaşlarının başındaki oyuncu sayısı da vardır bir grup. 30'un üzerinde de oyuncu sayısı vardır bir grup. Ama en büyük grup, en ağırlıklı grup orta direk olması gerekir. 25-30 yaş aralığı olması gerekir. Beşiktaş'ın şimdi Galatasaray maçı 11'ine bakalım. Ersin genç olan gruptan, yani 20'li yaşların başında olan gruptan, Cano gruptan, Güveno gruptan ilk 11'inden. Sonradan girenlerden de Rıdvan o grupta. Oldu sana 4. 15 oyuncunun 4'ü genç diyebileceğimiz grupta. Diğer tarafta Vida 30 üstü 30 civarı veya üstü diye sınıflayalım. Bir Vida, iki Atiba, Gezzar 30'una geldi. Teşera, Kenan 28 sanırım onu saymıyorum. Batshuayi, Josef 6 tane oyuncu 30 ve üzeri. Orta direkt diyebileceğin 25-30 yaş aralığında işte Rozier var. Gördüğüm kadarıyla Umut Meraş var. Kenan var. Larin var. Daha fazla olmaydı bunun sayısı. Beşiktaş'ın bence koşu mesafesinde biraz da bu kadar geride kalmasında bu kadro mühendisliğinde planlama, planlamada 25-30 yaş aralığında oyuncu sayısının olması gerekenden biraz az olduğunu düşünüyorum. Peki bu Az önce verdiğimiz istatistikten şöyle bir çıkarım yapabilir miyiz? Dediniz ya Beşiktaş topa en çok sahip olan takım. En son Galatasaray derbisinde ve daha önceki maçlarda da gördüğümüz üzere Rıdvan oyuna girdiği zaman Rıdvan çok önemli bir ikinci plan oluyor. Beşiktaş'ın topa sahip olma oyununda oyun sıkıştığı zaman oyuna genişlik katan, dripling yapan, top taşıyabilen ya da savunmanın dengesini sarsan net bir oyuncu haline dönüyor. Beşiktaş'ın çok koşmuyor olması bize şunu söyletir mi? Beşiktaş'ın bir ikinci planı yok. Oyun sıkıştığı zaman Oyun sıkıştığı zaman bunu açmak için sıkıntı yaşıyor. Sonucu da çıkar mı? 80-90'lı yıllara olur. dönersek, yok gayet haklısınız. 80-90'lı yıllara dönersek dünyanın en iyi futbolcuları, en pahalı futbolcuları 10 numaralardı. Hı. En büyük transferleri onlar yaptılar. Doğru. Santrfu arkası oynayanlar. Diego Maradona gibi. Gullit gibi. Roberto Baggio gibi. Çok büyük. Ronaldinho 2000'lerin başına gelelim. Kaka transfer rekoru kıran oyunculardan bir tanesi. O oyuncular değerliydi ve dünyanın en iyi futbolcuları onlardı. Bugüne geldiğin zaman 2020'lere Liverpool'da bir klasik 10 numara var mı? Yok. Bayern Münih'te Thomas Müller'i klasik on numara diye sayamazsın. İkili Santifor. O tipte yani Ronaldinho tipinde, Kaka tipinde 10 numara değil. Dolayısıyla Bayern Münih öyle bir oyuncuyla oynuyor mu? Alttan Musiala geliyor ama ana planda esas 11'inde hayır oynamıyor. Muhtemelen o oyuncuya da dönüşmeyecek futbol istemiyor çünkü. Başka türlü bir rota çizecek belki Muhtemelen. de. Dediğiniz gibi. Paris Saint-Germain oynuyor mu? Oynamıyor. 3 tane klasik orta saha ile oynuyor. 8 numara, 6 8 numara benzeri, 3 tane forvetle oynuyor. 10 numaralar eskisi kadar büyük rolleri yok. Birçok takım da 10 numaralı oynamayı tercih etmiyor. Bu da oyun kurulumunu merkezden kanatlara da kaydırdığı çağdaş futbolda bekler 10 numara gibi oynamaya, oyun kurucu gibi oynamaya başladı. Ben Trend Alexander Arnold'a Trend Alexander De Bruyne diyorum. Çünkü Liverpool'un oyununu bekten kuruyor adam. Trend Alexander De Bruyne. Öbür tarafta Andrew De Bruyne. İki tane De Bruyne'si var. Liverpool'un belki gerçek De Bruyne'si yok. Kevin'i yok ama Trend Alexander De Bruyne'si var. Andrew De Bruyne'si var. Oyunu oralardan kuruyor. Bekler. eskisinden olduğundan sanki bir tık daha değerli. Bu merkez çok sıkışık, çok kalabalık. ve Merkezden oyun kurmak biraz zorlaştığı için hücumu genişletmek zorunda olduğu için alternatif planlar üretmek zorunda olduğu için Manchester City kanserodan oyun kuruyor. Liverpool Trend Alexander-Arnold'dan kuruyor. Bayern Münih'in Alfonso Davies'i var. Zaman zaman Kimmich'i bek kullanıyor o maksatla. Daha önce Philipp Lahm'dan oyun kuruyordu Bayern Münih. Beşiktaş'ın kendi kategorisinde yani bu lig kategorisinde nasıl böyle bir oyuncusu var? Beşiktaş'ın bir Kimmich'i var. Beşiktaş'ın bir Trend alexander Arnold'ı var. Tabii ki o seviyede değil. Şimdi hemen burayı sadece bu cümleyi kesip Heyecanlanmasın lütfen internet editörü arkadaşlar. Süper Lig seviyesinde söylüyorum. <laughs> süper Lig seviyesi Rıdvan. Süper Allah ne de dedi diye. Evet. Böyle bir e, fark yaratabilen bir oyuncu. O yüzden ben de önemsiyorum. Rıdvan'ın sahada olması, Roziye'nin sahada olması. Kesinlikle. E, işleri değişiyor. Çünkü onlar da bek oyun kurucu rolünde oynuyorlar. Fenerbahçe'de Ferdi bek oynadığı zaman oyun kurucu oynuyor. Ferdi üzerinden kuruluyor oyun. O yüzden neden Rıdvan böyle maçta hele de erken 2-0 geriye düşmüşken 78. dakikaya kadar mı bekledi? Tercih edilmemeyi bırak. Bir de yani çok kısıtlı bir süre aldı. Akıl almaz bir şey. Çünkü alternatif plana ihtiyacın var ikinci yarıda. Rozier ile Gezal gibi önlü arkalı çok iyi anlaşan, birbirini çok iyi anlayan bir ikili Enkudu'nun o yüzden sezon başında söylemiştik çok büyük katkı sağlayacak bu sezon diye. Ama tabii üst üste uzun süren sakatlıklar maalesef Beşiktaş'ın o bölgede aksamasına sebep oldu. Şimdi Umut'la onlu... Kenan da birbirini çok iyi anlıyor. Biz anlamıyoruz onları. Başka kimse anlamıyor. Umutla Kenan da aynı dili konuşuyorlar ama o dil Rosia ile Gezel'in konuştuğu dil değil. Dil. Başka bir dil o. O yüzden de onların üretimi farklı oluyor. Başka bir yere geçeceğim. Şimdi demin dediniz ki on numara meselesi. Ee, Uğur Bey, hep şunu söylüyorsunuz yayınlarımızda, yazılarınızda ara ara bahsediyorsunuz. Günümüzün genç teknik artık takımlarda genç teknik direktörlere şans verilmeye başlandı. Yaşları küçük yani bizim alıştığımız biraz daha farklı genç vizyoner insanlar görev almaya başladı. Onların da dünyası ağırlıklı olarak istatistik dolduruyor. Şimdi on numara demek belirsizlik demek. Ne yapacağı tam bilinmeyen yaratıcılığın daha fazla olduğu dolayısıyla ölçmenin daha az olduğu bir oyun demek. Bu bir önerme. Diğer taraftan on numaranın olmadığı, herkesin standart işini yaptığı, yaratıcılığın azaldığı ölçülebilir bir sistem. Yani aslında gençlerin bu yaklaşımı, bunu eleştiri olarak söylemiyorum. Bu tespit sizce de akla makul mü diye soruyorum. Gençlerin bu istatistiğe fazla fazla önem vermek demeyelim. Aslında az da önem vermemek lazım. Ancak bazı şeyleri de kısıtlıyor. Günümüzde demin dedik ya on numara istemiyor futbol artık diye. Sebebi bu sanki. Hmm. Gençlerin fazlasıyla istatistiği daha doğrusu ölçme meselesi. Çünkü biliyorsunuz bir değerlendirme yapabilmek için ölçmek gerekiyor. Bütün sistemlerin ister ekonomik sistem değil, ister sosyolojik sistem değil, her şeyi ölçmeye dayalı. Bir sonuç alabilmek için. İster büyük ölçekte ister küçük ölçekte her neyse. Ölçebilmek için futbolu bazı kalıplara sığdırıyoruz sanki. Şöyle On numara veririm, anladım sanırım. gözden dışarı olmasının sebebi de bu sanki. Sebeplerden biri olabilir. Şöyle anladım. Doğru mu anladım? Mesela Fenerbahçe'de Alex Galatasaray'da Hacı varken bu kadar çok İstasyon tutuluyor olsaydı, opta hayatımızda olsaydı mesela, biz burada konuşuyor olsaydık, Fenerbahçe maçlarında en çok top kaybı yapan Alex, Galatasaray maçlarında en çok hatası yapan Hacı olabilirdi. Öyle olacaktı. Çünkü risk alıyorlar. Bravo, öyle olacaktı ve bakacaktın kağıda, ya, ya bu kadar top kaybıyla oynanır mı diyecektik. Evet, çünkü sağa sola, yana, geriye oynamayı değil, öne oynamayı tercih ediyorlar. He. Risk alıyorlar. Beş taneden bir tane başardığı zaman gol oluyor. Dolayısıyla direkt tabelaya etki ediyor. Ama dört tane hata yapmış diyecektik ve şişirilmiş istatistikler görecektik onlarla ilgili. Alex Vaj'a çok top kaybediyor diye konuşacaktık belki de. Attığı taş ürküttüğü kurbağaya değiyor mu diyecektik. Evet belki de öyle diyecektik. Belki de evet. Bugünün bakış açısıyla. O anlamda o numaraların istatistikleri yaptıkları katkıdan farklı olabilir, yanıltabilir. Evet olabilir, mümkün. Ama bir 8 numara mesela Thiago için diyorlar ki sıfır pas hatasıyla oynadı. Peki ne kadar risk aldı? Onu ölçemiyorsun. Ölçülebilir bir şey değil. İşte o yüzden de ölçme meselesi öne çıktığı için on numaralar biraz gözden dışarı. Bu da yaratıcılığı biraz belki de sınırlıyor. Sebeplerden bir tanesi belki. Bunun üstüne düşünmekte fayda olabilir. En çok mesafe kat eden oyuncular takımların ardından oyunculara var mıydı bir önceki sayfaya takımları eklemek istediğiniz oyuncular? Hayradinovic bu hafta e, istatistiki olarak öne çıkan haftanın öne çıkan oyuncularından bir tanesiydi. Andrea Poli Antalyaspor'dan. Spor'dan. Tolga Ciğerci hep buralarda. Aleksic son haftalarda biraz daha atak yaptığını söyleyebiliriz. Onur Ergün'ü ben ilk defa görüyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Hatay Spor'dan. de oynamıyor. Evet. Buralarda zaten. Evet. Hep buraların oyuncusu. Hatay Spor'da Ruben mesela muhteşem oynadı ama bu üst de yok. Birazdan konuşacağız değil mi Ruben'i? Aynen öyle. Hayradinoviç iki daha asist yaptı. Dolayısıyla haftanın da yıldızı sayıda evet. hem de 13 kilometre mesafe kat etmiş. Başakşehir orta sahası Biraz daha yaratıcı oyuncular seçebilir Emre Hoca belki bu gidişat değiştirmek için. Çünkü lig ikinciliği için uzaklaşmaya başladı hedeften. Ee, o hedefe tekrar yaklaşabilecek ellerinde aslında kadro genişliği var. Biraz daha belki orta saha rotasyonlu oynayabilir. Belki bu kadar mesafe kat etmeyecekler ama daha yaratıcı işler yapabilirler başka oyuncular. Şimdi bir sonraki sayfayı biraz daha geniş göreceğiz ya. Bir sonraki o yüzden şeyi aradım. İstatistik sayfasını aradım. Aa, buradaymış. Tamam. Şimdi 29. haftada en çok asist yapan oyuncular. Neden bunu özellikle öne çıkarmak istedik? Çünkü e, bu gördüğünüz 29. haftada Mustafa Muhammed Edin Višća, Berkan Emir, Haris Aydinoviç ve Ruben Ribeiro ikişer asist yaptılar. Yine ayakta kalmanın çok sık gördüğümüz bir şey değil. Top oyunu durdurarak oynamak yerine ayakta kalıp akan oyun içerisinde rol bulmaya çalışmanın bir sonucu diye düşünüyorum ben. 5 tane oyuncu ikişer asist yaptı. Aynen öyle. Çok sık gördüğümüz bir şey değil. Asist dublesi. Hani bir oyuncu yapsa, iki oyuncu yapsa bile haber değeri taşır. 5 oyuncu birden asist dublesi yaptılar. Bu hafta Türk futbolu için. Ee, tabii ki sevindirici bir gelişme. Mustafa Kerem'le e, çok ikili iyi oldu. bir bağlantı kurdu. Telepatik bir maç oynadılar. Bunu geliştirirlerse daha çok konuşuruz, daha fazla manşetleri süslerler, daha fazla birbirine yaklaştılar. dört ee, tane ikili pozisyon ürettiler. İkisi gol oldu, biri çizgiden çıktı, bir pozisyonları daha vardı. Dört tane ikili pozisyon ürettiler, bir santiforla bir sol açın. Bu kadar yaklaşması, bu kadar pozisyon üretmesi önemli. Muazzam bir asist olmadı mı? Az Evet önce. onları verelim. Alanya'da da Fenerbahçe karşılaşmasında Efkan'ın böyle Efecan'ın önüne attığı, Kim Minje'nin son anda dokunduğu ve Altay'ın çıkardığı 44. dakikadaki pozisyon iki takım açısından da karşılaşmanın en lezzetli anı diye konuşmuştuk ya burada. Bu da yine benzer bir asist olmuş. Hayranovic da... Umut'a şimdi Hayranovic Fale. değil mi? Ha, Fale, yapacak, Fale asist. yapacak. Asisti. Tabii Falin de yaptığı koşu burada. Gördü ama. Stoperin önünde kalması Gördü. tabii. Gördü o bekledi. O tek vuruşu da şu da bakın bakıyor. Doğru yapıyor. Baktı, bekledi, bekledi ve Ama Falin yaptığı koşu da müthiş. İkisinin de zamanlaması çok doğru. Bravo. Yarım boşluk. Hep diyoruz ya half space ne? Half space ne? Verelim bir daha bu golü. Az önceki pozisyonu getirebilir miyiz? Mamadou mi? Falin koşu yaptığı yer. Buyurun. Bakalım şimdi. Burada bir top kaybı. Top kaybı. Topu kazandı Kasımpaşa takımı. Hayredinovic atabileceği fazla yarı yok. Half space'ler var stoperler arasında veya stoperle bek arasında bir adamlık değil yarım adamlık Aynen pozisyonu. Yani. Yarım boşluk. boşluk Tam boşluk değil. O koridora koşu yapıyor. Mahmut Ufal süper bir koşu yapıyor. Markajcısı olmasına rağmen ondan önce geliyor. Omar El Abdulle'nin şeyden önce vurması gibi ee, Kenan'dan. Kale ağzında Kenan'dan önce vurması gibi. Bir sonraki e, asistlerimiz Edin Vişca'dan gelecek şimdi. Değil mi dostlar? Tamam gelsin ekrana. Onu da Abdülkadir'e yine aynı oyuncuya. O da enteresan. İkişer asist yapıyorlar bir de aynı oyuncuya. Muhammed Kerem'e. Vişca Abdülkadir'e ikişer asist. Bak hakikaten Cornelius'un oynadığı top. Burada evet. Vişca'nın kurtarması. Taşıması. Abdülkadir de iyi takip etti. Bekledi. Umuşaltış bir yıl geçiş oyunu. Biz hep Gagin press bu karşı presten söz ediyoruz ama karşı pres aslında bir oyun planı değil. Karşı pres aslında umşaltış bir yılın, geçiş oyununun bir alt kümesi. Abdullah Avcı da Türkiye'de bunu en iyi uygulayan, en çok kafa yoran buna. Alanya Spor karşısında başarılı uygulamıştı. Burada da bir duran top dönüşü, müthiş bir geçiş oyunu örneği. Bu da ikinci asist. Buradan tekrar aynı yere vermesi, vermeyi düşünmesi. bir ikili oyunu var. Yani i̇kisinin birbirini anlaması... İlk yarıda da Vişcan'a yine sağ taraftan yerden geriye attığı müthiş bir pas vardı maçın ilk yarısında. Ee, çok benzerini yaptı. Bak bu Abdullah Avcı Başakşehir'deyken 8-9 sezon boyunca hemen hemen her sezon ligin en az orta yapan takımı oldular. Doğru. Orta hissesinde hep diplerde oldular. Doğru. Niye? Tercih. Ettim. Kanata oynadıklarında hep böyle kullandılar top. Bak şu an Vişcan'ın kullanacağı gibi. Hep yerden adama, merkeze, bölgeye, havadan değil yerden adama pas gibi kullandılar. Şimdi Trabzonspor'da Vişça benzer işler yapıyor. Maçın ilk yarısında da bir tane vardı. Esasında ben onu görüntü olarak alacaktım. Şu anda aklıma geldi. Biz bu esnada siz bakarken olmadı en son bakarız ona unutmayın. Olur. Biz şeye geçelim. Galatasaray Beşiktaş derbisinde Mustafa Muhammed'in Kerem ikilisi az önce Uğur Melek'in vurduğu. Acaba 24'teki pozisyon mu Vişçeva Kayeme? Pozisyonlarda kesin vardır. Bir bakın eğer öyleyse. Burada bomboş bir alan yarattı. Tolga bakıyorsunuz değil mi? Eğer öyleyse tamam. alırız. Bomboş bir alan yarattı arkadaşına. Tabi Beşiktaş savunmasının da burada hem e, Vida'nın hem e, Necib'in ceza sahasının sol köşesinde kalmış olmaları da savunma hatası. Bu Roberto Firmino işi yaptı burada Mustafa Muhammed. Mesela Firmino... Herkesi çekti üstüne. Tabi Firmino sezonda 20 gol atıyor mu? Atamıyor. 12-13 atıyor ortalama. Muhammed Salah'la Mane hemen hemen her sezon Santrfor oynamamalarına rağmen, Firmino Santrfor oynamasına rağmen Firmino'dan daha çok gol atıyorlar. Gerçi şimdi Jota geldi. Firmino'nun dakikaları azaldı falan ama daha önce geriye sararsak, Jota'nın olmadığı döneme de sayarsak Firmino hep oynuyordu ama hep Salah ve Mane ondan daha çok gol atıyordu. Niye? İşte bu ve benzeri işleri çok fazla yaptığı için. Mesela orada Muhammed ne yapıyor? Alanını terk ediyor. 9 numaranın olması gereken alanı terk ediyor. Burada da yaptığı gibi. Alanı terk ediyor. Kendi alanında bir koridor yaratıyor. O koridora sol açık ya da sağ açık giriyor. Burada hep sol açık giriyor. Kerem giriyor ama Liverpool'da sağ açık Salah da giriyor. Firmino'nun yarattığı koridordan Salah ve Mane Firmino'dan daha fazla gol atacak kadar üretim alıyorlar. Liverpool o yüzden Bobby'yi onlar Bobby diyorlar. Bobby'yi o yüzden çok seviyorlar. O tip oynadığı için dolaşan gezen Santrfor tipi olduğu için. Statik santrfor tipi değil de, ki öyle de olabilirsiniz, ona da karşı değilim. Agüero'yu da ben çok severim, hayranım. Ama da başka tip bir santrfor. Firmino işi yapıyor burada Mustafa Muhammed. Ee, i̇ki golde de. Torrent geldiğinde e, geliştirebileceği adamlar arasındaydı. Çünkü gerileme içindeydi. Fakat çok iyi gelişti ve Türkiye'ye ilk geldiği dönemki form durumuna tekrar yaklaştı Mustafa Muhammed. Bu maçta da bir kariyer zirvesi yaptı. Trabzonspor'dan maçtan istediğiniz pozisyonu buldu. O muymuş? Arkadaşlar. Dediğim gibi miymiş? Bir bakın bakalım. Umarım öyledir. Bakalım. Pierus'u da. Evet. Aa. Dakikası kaçtı dostlar bunun? Hatırlıyorum. 24. dakika. Evet galiba doğru istemişim yanlış hatırlamıyorsam. Vakayeme nefis gördü orayı. Muhteşem bir pas değil mi? Kesinlikle öyle. Ya bir sağ kanat oyuncusu Vişçi ama hiçbir zaman klasik sağ kanat gibi topu kaleden uzaklaştırıp penaltı oktası üzerine şandel orta yapmıyor. Peki şimdi akacak. Bunu nasıl savunmalıydı Göztepe? O Arapası nasıl yememeliydi? Bazen çaresiz kalırsın bu arada ama bakalım. Şimdi bak. Savunma yerleşimine bir şeyi gördü. Onlar birbirlerini gördüler bak. Onu hissediyorsun bak içeriye birbirlerini kolluyorlar. Bak boşluğu buldu. Hocam buradaki dengesizlik şundan kaynaklanıyor. Tamam tekrar oynatalım. Tekrar oynatalım. Göztepe dörtlü savunması doğru yerde fakat üçlü orta sahası bir arada... Soner, Obina, Aytaç. Soner, Obina, Aytaç'ın bir arada sola kaydını göreceğiz burada. Şimdi vakıa yapası verdiği anda bakın Aytaç oraya geliyor. Obina geliyor. Bak Soner de hemen arka. Üçü birden sola Dur dur. Dur dur. Bak. Dört kişi Soner, hatta. Soner, Obina, Aytaç. Göztepe orta sahası şu an bir V şekliyle. Bakın bize yakın olan tarafta. Bize evet, en yakın evet, Aytaç. Evet. Hemen solunda Obina. Hemen sağında Soner var. Evet. Bölgelerini kaybettikleri için Göztepe'nin sol beki Berkan bölgesini terk ederek sağ açık Vişça'ya eşleşmeye çıkarak savunma dörtlüsünün dengesini bozuyor. Açık veriyor yani. Yani esasında orada Vişça'nın topla buluştuğu yerde orta üçlünün sol ayağı olan, kim olduğunu söyleyeceğim. Aytaş'la şey, eşleşmesi ay lazım. O dakika Aytaş'la sonra belki yer değiştirmişlerdir. Zaman zaman yer değişiyor, Ya da Soner'le eşleşmesi lazım. Normalde onun yerini kaybetmemesi lazım Berkan'ın. Berkan yerini kaybetti. Savunma dörtlüsünün dengesi bozuldu. O zaman bu pası verdiği anda aslında çünkü Vakayeme 3 kişiyi 4 kişiyi çekmiş üstüne. Herkes onu kapatmaya geliyor. Tabii. Aman bir yaratıcı iş yapar diye. Ee, bu pası verdiği anda aslında bu pozisyonu yakaladı. Aynen öyle bak. Değil mi? Göztepe orta üçlüsüne bak. Siyahi oyuncu obina Hemen gerisinde Aytaç. Vakayeme'nin yanında. Evet, evet Hemen sağında Soner. Ne kadarlık bir alandalar? 150 metrekare. Yani. Normalde herhalde. onların kapsaması, kapatması gereken alan orada 600-700 metrekare. Çok dar bir alana geldiler. Vakayeme'nin sihir yapacağını düşünerek Çok dar bir alana geldiler sağının sol tarafına yıldılar. Sağının sağ tarafında fırsat oluştu. Vakaeme zaten bilinçli olarak yaptı. Topu biraz sakladı. Sağda fırsat oluşmasını bekledi. Fırsata topu attı. Fırsata topu attığı anda orada Berkan'ın başka çaresi kalmadı. Soneri beklerse kapatsa girer atar. Soneri bekleme şansı olmadığı için kapatmak için çaresiz alanını terk etti. Bölgesini terk etti. Adamıyla eşleşmeye gitti. Ama adamıyla eşleşmeye gittiğinde Göztepe savunma dörtlüsüne bak. Kerim, Aslanagic, geç. Wilkeren gel. Ve Berkan dörtlüsü şu anda hattı kaybettiler. Dengeyi kaybettiler. Şimdi oynatalım. Şimdi savunma dörtlüsünü takip et artık orada denge kayboldu. Ta, ve da yarım boşluğa evet. Kerim'le Arslan'a geç arasına doğru bir koşu yaptı. Yine bir half space yarım boşluk değerlendirmesi ama savunma dengesi bozuldu. Net gol pozisyonu ürettiler. Hani gol oldu olmadı olmadı zaten kaleci çıkardı. Net gol pozisyonu ve oyunu genişlettiği anda oraya pası attığı anda o pozisyonu buldular. Vallahi tavuk. Evet. Vakaya ve orta üçlünün dengesini bozuyor. Şimdi Vallahi bravo. futbolda pozisyon sadakati e, sadece bölgeni beklemekle ilgili değil, zeka ile de ilgili. Mutlaka. Yani oyunu sürekli okumanız lazım. Sürekli çevre kontrolü yapmanız lazım. Burada Göztepe'li üç orta sahanlısı çok dar bir alana e, maalesef sıkıştılar. Evet. Çevre kontrolünü sağlıklı bir şekilde yapamadan e, pozisyon sadakatini kaybettiler değil mi? Pozisyon sadakatini kaybetmelerinde oyun okuyamama maalesef rol oynamış. Şimdi Berkan'ın Berkan, Berkan Emir'in aynı maçtayız. Berkan Emir'in asistlerine bakacağız. Göztepe'den. Göztepe üçlü oynuyordu daha önce Nestor Elmaso döneminde. Doğru. Nestor döneminde Berkan tabii çok daha rahat öne çıkıyordu. Çünkü kanat bek olarak hücumlara çok daha fazla katkı yapıyordu. Dörtlü oynadılar. Thomas Dönmel de 4'lü tercih ettiler ve Berkan enteresan bir şekilde soldan yine iki bindirme yapıp iki tane asiste imza attı. Tebrik etmek lazım. Aytaç'ın da tabi burada Şerif Endiya'ya ekstra pası ikinci golde ve Berkan'ın koşusu ve süper. Edin çapası attı orada bak. Orta yapmadı, merkeze hedefsiz şişirmedi Doğru. topu. Görerek merkezden ikinin santrfor koşusu yapan Soner Aydoğdu bu işleri iyi yapar. Özel bir oyuncu, genç Evli kökenli. Soner'in koşusunu gördü. Çok organize. çok akılcı. Çok iyi bir gol. Bir sonraki asistimize Demek bakalım. ki Aytaç sol içmiş yani. ilk söylediğim doğruymuş. Aytaç bak burada sol iç evet. Pozisyonda. Galatasaray'da Berkan Emir yapıyor ya bu işleri. Evet. Sol bekle, sol açığa yaklaşıyor. Orada bir üçgen oluşturuyorlar. Kime attılar böyle golleri? Önceki hafta Rize'ye. Hatırla Patrick Van Anolt girdi. Doğru. Berkan'ın ekstrasıyla e, gol attılar. Hem o, alan açtı. O hem üçgeni hem kurdular. şey Göztepe o üçgeni kurdu. Sol bek Berkan, sola açık Endia'ya. Sol iç Aytaç o üçgeni kurup e, bir fırsat yarattılar orada. Ee, sevgili Recep bir önceki yani Soner'in attığı gole, Göztepe'de Soner'in attığı gole gelebilir misiniz? Abdullah Avcı muhtemelen bu gole çok kızmıştır. Şu bakın, Bakalım. Trabzon'su aslında eksik değil. Bakalım. Herkes adamını Anladım. da almış mı? Bak burada. Şey kaçırmış. Kim kaçırmış? Vişçe yok. Şimdi Ahmet Can. Ee, orada kim olması lazım? Geride bu kadar boşluk bırakılması kim karşılaması lazım? Normalde Sabek. Bak Vişçe ve nerede kaldı? Vişçe kaldı. Şey nerede? Trabzon'un Sabek'i. Perez. Nerede Ahmet Can'ı görüyorum ben orada Ahmet Perez, Can, ha, per Perez de Ahmet Can'ın yerine koşmuş orada. Perez Berat Berat mı o 5 numara koşmadı mı per Berat Ahmet Can koşuyor bak 70 Perez bak geride kaldı Şu anda geride kaldı gördün mü Perez de o yüzden Ahmet Can'ın yerine koştu Şimdi Doğru koşu yaptı Ahmet Can yerini kaybetti ya Evet. Perez de onun yerine koştu Hocam burada hemen 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 her şeyi doğru yapıyor Trabzon Birincisi Vişcan'ın Berkan'la gelmesi lazım En büyük problem o Vişça Berkan'la gelmediği için orada bir göztepe kalabalık yaratıyor ve eksiklik. Bak Vişça çok geride kaldı ve seyrediyor. Bak bek çıkıyor. Vişça hala seyrediyor. Seyrediyor, seyrediyor. 30 metre oldu fark. Muhtemelen şimdi gelmeye başlamıştır. Şimdi ekrana girer Vişça. Hala giremedi. Yok giremiyor. Birinci sorun o. İkinci sorun ama esas sorun Vişça. Net. Tamam. İkinci sorunda ne biliyor musun? Kanat hücumundan merkezden ikinci santrafor koşusu gelecek. Soner'den ya da o binneden genelde Soner'den gelecek. Şimdi bakalım Soner'le bir eşleşme var mı? Trabzonspor orta sahası. Soner'in koşusuna cevap verebilmiş mi? Az önce Vakaemi'nin yarattığı soldaki kalabalığı bu sefer Gösteriyor. Bak herkes yığılmış. Soner oraya. geliyor merkezden. Bak, bomboş. Oo. Bomboş. Psiyopis, psiyopis. Asıl psiyopis. mesele bu yani. Tamam, bir şeylerde kaldı ama geride bu kadar boşluk hoca geride çok kızmıştır yani. sebebi ne biliyor musun? Ahmetcan oraya Kademeye gitti Kapatmaya ya. gitti. Perez'de savunma göbeğini geldi. Denge bozuldu. Ahmetcan kapatmaya gitti. Berat da kapatmaya gidiyor. E tabi orada. Kademeye. Bir ama kaotik bir ortam. Yani. Evet kaotik bir ortam. Kargaşa. Siopis'in bak. Siopis'in normalde burada Soner'le koşu yapması lazım. Siopis de dengeyi kaybetti. Stoper oraya gittiği için. Ahmetcan gidince Siopis'in de kafası karıştı. Velhasıl Trabzonspor. Soner de boş kaldı. Kötü bir gol oldu. Ee, yani... Şimdi ama problem Vici'yle başlıyor. Yani Ondan sonra da e, lokomotifin diğer vagonlarına odaklanıyoruz. Ama Vişça-Berkan eşleşmesini kaybettikten sonra kademeye Ahmet Can gidiyor. Ahmet Can kademeye gidince Perez onun Çok yerine haklısınız. gidiyor. Çok haklısınız. Ee, madem öyle kaç metre koştular? Bizim Piyarodo yazıyor mu? 67. Topuk kazandığı anda kaç metre koşuyor? Yani 67 metre sonra tamam Vişça gelmiyor ama arkada daha bir 60 metre koşuluyor, 70 metre neredeyse koşuluyor. Yani orada da disiplin kaybolmamalıydı. Peki, diye. Ahmet Ahmetcan'ın gitmesi doğru mu? Bir doğaçtan bakalım. Perez eşleşebilir miydi? Burada ileride kaldı. Perez. Hmm. Yok Bak şimdi Ahmetcan Ahmetcan'ın gitmesi doğru. Ya başka adam yok çünkü. Ahmet Ahmetcan'ın gitmesi doğru. Zaten yerimi alın diyor. Perez onun yerini alıyor. Evet. Perez. Bir e, Vichanov kaçırması, iki Siopis'in e, orada. Son kontrol etmemesi. Biraz Perez'in de ileride fazlasıyla... Tabi tabi Perez kalıştı. kaldı. Ahmet Can kademeye gitti. Savunma dengesi bozuldu. Peki. Şimdi de Ribiero'nun. Atakaş Atay Spor'da. Ruben Ribiero'nun asistlerine bakacağız. Ruben muhteşem arada bu arada. Lobyenize ve El Kabi'ye. Düzgün bir vuruşla. Burada önde baskıyla Hatay'a zorladılar. Hemen oynadı. Top kazandılar. Lucas Bilia'dan. Çok alışık olduğumuz bir şey değil. Hata yapan Bilia. Süratli bir gol buldular ama diğer asisti çok daha güzel. Bir sonrakine geçelim. Burada vuruş da tabii. Evet, el -tabii. Ekstra. Endiaye Caner pozisyonu şey pardon Ruben Caner pozisyonu var mı arkadaşlar? O sağda attı çalım. Süper maç öndü Ruben Ribeiro. Keşke 34 değil de 24 yaşında olsa diyor insan. Hani çok daha uzun yıllar izleyebilsek. Şimdi reji bir soru soruyor Uğur Beyciğim. Bu LKB'nin bu golü size hangi golü anımsattı diye? Bir çağrışımda bulundu mu? Vallahi aslında, şimdi söylediler aslında mi? ama. Aslında evet doğru bir, bir gole benziyor değil mi? Yanlış bir şey söyleyeceğim diye emin olamadım. Reji size kimi hatırlattı söyleyin bakalım. Ha ekrana getiriyor. Vay Hadi sürprizli şey soruymuş. E aynı ne zaman geliyor dostlar? Yanlış yere mi bakıyor? Oğlum sürprizin şeyini kaçırdı. Ha. Ha. Abi benim beklediğim gol bu değildi. Leverkusen'a şampiyonlar finalinde attığı gole mi benzettiniz? Abi çok uzaktan benzetmişsiniz. Çok uzaktan bakmışsınız yani. Çok, <laughs> <Bra> ben. <laughs> Peki. Tamam Allah Allah ekrandan bu bildiğin al çabuk. Bu voleydi. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz çok abi, düşünmeniz yeter. Evet hakikaten Bir çok de fotoğraflı verdiniz. Bravo elinize sağlık. E, Robert Ribeiro bu haftanın en üretken oyuncularından, efektif oyuncularından bir tanesiydi. El Kabi demişken e, Uğur Beyciğim, e, şimdi iki tane üst üste şeyimiz var sayfamız var. Birbiriyle alakalı değerli izleyenler bu gollerle alakalı ve El de belki burada ayrı bir parantez açmamız gerekecek ama önce ekranlarınıza en çok penaltı kazandıran oyuncular gelecek. Bu arada penaltılarla ligimizde sezonun başladığı günden bu yana kullanılan penaltılarla alakalı çok güzel bir dosya hazırlıyoruz. Önümüzdeki hafta milli maç arası biliyorsunuz ee, orada e, hep beraber değerlendireceğiz farklı farklı açılardan farklı farklı e, dinamikleri istatistikleri, bileşenlerine ayırarak bayağı geniş bir dosya hazırlıyoruz. Onu da buradan şimdiden söyleyelim. En çok penaltı kazandıran oyuncular. LKB'ye gelmeden önce mi diyorsun? Peki. Şey yaparız. Ömer Hoca'nın, Ömer Erdoğan'ın açıklamaları var. Onları da konuşacağız ama madem geldi. Yunus Akgün en çok penaltı kazandıran oyuncu zaten sezonun önde gelen, parlayan, çıkış yapan standartını koruyan, oyun standartını koruyan oyunculardan bir tanesi. Aynı şekilde Kerem Aktürkoğlu, Canini hakkında zaman zaman ya yok mok falan filan gibi şeyler duyuyorum, okuyorum. Hiç bendeki Canini profiliyle örtüşmüyor. Ya yok canım falan her türlü. Büyük oyuncu. Evet özel oyuncu. Umut Bozok yine bu sezonun çıkış yakalayan oyuncularından bir tanesi. Halil Akbunar zaten her zaman gündemde olan. Şafi Süleymanoğlu, Brita Sombalonga ve Figueredo Yine Süleymanoğlu Figueiredo'yu da Figueiredo sürpriz flash çıkış yapan oyuncu olarak söyleyebiliriz. Son Balonga'da kendinden penaltı anlamında söylemiyorum. Yani penaltıya sebebiyet veren oyuncular derken oyunun içerisinde her daim olan oyuncular çıkarımıyla Evet. Ason Balonga'nın da yerini bulduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Kerem ve Yunus normal şartlarda eğer koşullar değişmezse gelecek sezon Galatasaray'ın sağ açı ve sol açı olacaklar. Eğer kontratlar bu şekilde devam ederse bir satışı normal şubu normal şartlar. öyle olacak için büyük şans tabii. İki tane genç Uğru. oyuncu Türk futbolunun göz bebeği, umut vadeden iki tane kanat oyuncusu böyle yakalamaları e, çok kolay olmuyor. Galatasaray'ın böyle bir şansı var gelecek sezon için. Giresunspor Spor 3-3 üç yaptı. Sezon boyunca en çok andığımız detaylardan biriydi. Yani Hakan Keleş'in Giresun Spor'un hak ettiği puanları toplayamadığı 3 haftaları toplamaya başladı. Önce Göztepe 3-1 Sonra Rize'yi ve Gaziantep'i 2-1 yendiler. Ki direkt rakipleri. Her biri. Her üç takımda direkt rakipleri. Ve küme düşme hattıyla farkı 6 puana çıkardılar. Bir ara en diptelerdi. Gol atamıyorlardı haftalarca. Şu an küme düşme hattıyla farkı 6 puan gibi bayağı güvenli bir mesafeye taşıdılar. Hakan Keleş'i son bölümde daha fazla, son haftalarda daha fazla verim aldı. Şapi Süleymanoğlu. Ve takım arkadaşlarını tebrik etmek lazım. Penaltılara ve penaltıya sebebiyet veren oyunculara, e, kaz takımına kazandıran oyunculara baktığımızda... ...ki bu penaltıya kazandıran oyuncu dediğiniz zaman oyunun içerisinde olan oyuncu şeklinde okuyun diye özellikle söylemiştik. Gol krallığına da bakalım. Burada çünkü ilginç bir, şaşırtıcı bir istatistik gelecek ekranlarınıza. 15 gol. Ayüp Elkabi, Eyüp Elkabi ve bu 15 gol içerisinde penaltısı yok. Evet. Cornelius'un da 12 gol atmış, onun da penaltısı yok. Eyüp Elkabi, Hatay Spor'un penaltıcısı olmadığı gibi as oyunu da transfer edilmedi aslına bakarsan. Santrafor'u da Mamediouf'tu sezon başı itibariyle. Ruben Ribeiro da var. Duran topları kullanan. Hani Eyüp Elkabi penaltıcı değil. Takımın yıldızı da değil. Bu Penza'nın boşluğunu doldurmak için transfer edilmiş bir oyuncu sol açık çoğunlukla oynadı. Mamed Yuf'un e, olmadığı maçlarda santrifor rolünü aldı. Derken takımın az santriforu birinci hücum seçeneği, birinci gol seçeneği oldu. Eyüp Elkabi'nin şu an burada olması, geçen sezon bu Penza'nın olmasından daha da büyük olay, daha da büyük haber. Çünkü bu Penza öyle bir başlangıç yapmıştı ki bir anda dört tane atmıştı. E, Antalya Spor Amayı dört tane atmıştı ve bir anda dedik ki fantastik bir oyuncu farklı goller atabiliyor. Kuvvetli de bir fiziği var. Çevik de. Bu Penza'nın belli bir yerlere gidebileceğini yavaş yavaş hissetmişti. çok iyi baş. Eyübel abi öyle değil, ağır görünüyor. Çevik görünmüyor. Yaptığı ama, vuruşlar o fizikle uymuyor gibi görünüyor ama acayip vuruşlar yapıyor. Zamanda pozisyon olarak da Mario Jardel öyle vuruşlar pozisyon yapardı. Beklemediği doğru yerde. Doğru Kendini boşa çıkarıyor. Kesinlikle öyle. Oyunu iyi, Golü iyi kokluyor. Evet. Ve gol kralına gidiyor. İlk sıraya tırmandı penaltısız. Ömer Erdoğan'ın geçen sezon bu penzayı, bu sezon Eyüp Elkabi'yi yakalaması. Mame Yuf da var tabi. Büyük iş. Süper Liger bu sezonda gol kralı Atay Spor'dan çıkarsa iki sezon üst üste aynı takımdan gol, iki farklı gol kralı çıktığı tarihte var mı Tolga? Belki Aykut Tanju olabilir. Fenerbahçe'deyken. Hemen bakıyor şimdi. İki farklı gol kralı değil mi? İki sezon peş peşe. Galatasaray'dan Fenerbahçe'den olabilir ama hani bir Anadolu takımından da kolay bir iş değil. Ömer Hoca'ya çünkü Krediye sezon başından lazım. beri konuşuyoruz ya kendisinin sözlerinden. Hani seçiyorum seçiyorum derken yani elbette ekibiyle akıl danışarak her neyse ama son derece doğru bir yaklaşım olduğunu kabul etmek lazım Ömer Hoca'nın. Çünkü tek bir kere yapmış değil bunu. Evet. İkinci senede bunu yapmayı başardı. Oyuncuları tercih ediyor. Nasıl oynatacağını kafasında kuruyor. Ve doğru tercihler yapıyor. İşte bak yokluğunu aratmayan oyuncularla yola devam ediyor. Çok değişti kadrosu. Çok tribülansa uğradı. İlk 11'inden 7 as oyuncusu gitti. Ama yerlerini doldurmayı ve bir oyun standardı sürdürmeyi başardı. O da büyük iş. Fenerbahçe'nin üç farklı oyuncusu var az önce söylediğiniz o. E, peş peşe. Peş, peş peşe. Üst üste. Aynen öyle. 91-92 Aykut Hoca. Aykut Kocaman. Ta, sonra Tanju Çolak Onu geliyor. Onu demiştim bir sonraki Aykut Tanju. Sezonda. Ondan sonra da e, Bülent Uygun. Aa, Aykut Tanju Bülent. Evet. Tamam. Var mı peki başka iki sene üst üste iki farklı gol kralı dur adam şeyi buldu biraz vakit ver. İnceliyor. Biz, biz bu Anadolu esnada takımı yoktur biz bu esnada Ömer hocanın sözlerine bakalım ee, Ömer Erdoğan'ın da Karagümrük maçının ardından değerlendirmeleri var yine bize bir fikir vermesi açısından buyur hep buyurun hep beraber izleyelim. Hocam tabii maçlarınız çok gollü geçiyor. Geçen sene bu Penza gol kralı oldu. Şimdi Elk evet. 15 golle zirvede. Böyle ileri ucun skora katkı vermesi çok güzel tabii ama e, bu gol krallığı ile ilgili neler söylersiniz? Valla bizim için tabii ki e, mutluluk verici. Geçen sene bir Aron bu bu takımdan gol kalı çıkardık. Yanında hemen e, Mabediyov da ikinci sıradaydı. E, bu sene bakıyorum şimdi... E, bu haftaya kadar e, yanılmıyorsam 3 e, kişiydi 13 golle hatır yanlış hatırlamıyorsam. Ama diğer rakipleri penaltı golüyle de katkı e, sağlamıştı. Bizim e, Eyüp Elkabi daha şu herhangi bir penaltı kullanmadan bu gol sayıya ulaştı. Çok önemli bir oyuncu. Biz e, Eyüp'ü geçen sene de çok istediğimiz, takip ettiğimiz kendisini e, Afrika Kupası'nda izlemiştik ikimizle. Oradan beri takip ettiğimiz isim. Geçen sene maalesef e, mali şartlardan e, olmamıştı. Bu sene aramıza katıldı. E, tabii bunun gol atmasında Takım arkadaşlarının çok büyük payı var. Çünkü yanında oynayan, arkasında oynayan oyuncular onu iyi besliyorlar, iyi pozisyon yaratıyorlar, alan yaratıyorlar. O da gerçekten son vuruşları çok etkili. Ee, dediğim gibi eğer bizim takımımızdan yine bir gol kalı çıkarabilirsek hem oyuncu adına hem de bizim takımımız adına e, iki sene üst üste böyle bir başarı elde etmek önemli bir başarı olacak. Hocanın aslında büyük bir alçakgönüllülükle söylediği, ifade ettiği kelimeler futbola doğru yatırım yapılması açısından çok ama çok önemli. Bunu biraz daha e, belki açmamız gerekiyor Uğur Bey. E, Hatay şehrini de, Hatay kentini de, kentin tarafları kentin takımına kazandırmayı, doğru yatırımlarla kulübüne para kazandırmayı, taraftarı stada çekmeyi ve bu ekonomiyi ve bu sosyo-kültürel yapıyı oluşturmakta, Ömer Hoca yani az söyledim belki daha fazlası var. Az söyledim. büyük rol oynuyor. Tebrik etmek lazım. Hocayı tercih edip onun tercihlerine güvenen yönetimi de ayrıca tebrik etmek lazım. Tabii onların da sallandığı bir dönem oldu. Sallandıkları dönemde mesela Alanya Spor'un e, Çağdaş yolları ayırdı gibi hatta Spor Ömer Erdoğan'la yolları ayırmadı. Onlar sallandığında ya da e, Karagümrün Farioli ile yolları ayırdığı gibi bir sallantı yaşadığında hani hemen Ocağlı yolları ayırma yoluna gitmediler. Arkasında durdular. Ömer Erdoğan toparladı. Bir de zaten tekrar altını çiziyorum. Şimdi hatta biraz daha detaylandırayım. Bu sezonki savunma dörtleri tamamen değişti. Geçen sezonki savunma dörtlerine göre şu anda bu sezon işte Adek Fugbe sol bek oynuyor. Burak Öksüz'le Saki oynadılar. Bu hafta savunma göbeğinde ama normalde orada sezon boyunca iki yerliyle de oynuyordu zaten. Sağ bekledik Kamil. Bu sezon Hatay Spor'un yeniden yarattığı bir savunma dörtlüsü. Orta sahadan Rayna Bidi kaybettiklerini koyarsak 5. Önlü bir kaybettiler. Sol açık Bupenza'yı da kaybettiklerine sayarsak 6. Oraya Lobanitsa geldi. Diuf duruyor 11'de 7. Kaleciler duruyor Münir 11'de 7. Az son birlerinde 7 oyuncu değil sadece 4 oyuncu kaldı geçen sezondan. Ama sanki aynı hatay spor devam ediyormuş hissi yaratıyor olması çok büyük. Iş. Hep söylüyoruz ya şehir takımı taraftarlığı çok çok önemli. Sadece futbol açısından değil ekonomi açısından da çok çok önemli. Bunun birçok dayanağı var birçok temeli ne denir ona sütunu var destekleyen bu yapıyı çok önemli bir şey ve Ömer Hoca ve Atakaş Atay Spor Yönetimi hakikaten tebrik etmek lazım. Bu konuda çok büyük adım attılar. Takım şehir taraftar takımını güveniyor, takımını seviyor oynadığı oyundan keyif alıyor. Hoca çok doğru yolda eline sağlık bu şekilde de bir futbol sever olarak devam etmesini naçizane buradan temenni edelim. Şimdi Uğur Beyciğim geride bıraktığımız haftada dün de konuştuk şu aynı şeyi bir daha alabilir miyim dostlar gol kuralları listesini. Burada Balotelli 11 golle ligimizin en çok şut atan oyuncusu yine 11 golle burada e, yer buluyor kendisine. Mişibat Şua'yı da yine 11 gol Vakayma ile birlikte. E, birazdan şeye de bakacağız. Değil mi sevgili Tolga? E, golle biten hücumda ama onu sonraya mı bırakalım? E Hadi golle biten hücumda yer alma. Bu sadece asist değil. Asiste asist yapmak olarak da düşünelim bunu. Doğru. Vakayma burada uzun zamandır lider. Bir ara sakatlığı yüzünden oynayamamıştı. O dönemde bile ikincilikten aşağıya gitmemişti. Yine liderliği eline almış durumda. Trabzonspor'a devre arasında geldikten sonra Edin da şeydeki performansını sürdürdü. Medipol Başakşehir'deki performansını sürdürdü. Bu listede ikinci sırada. Matyas Vargas son haftalarda biraz durgun gibi gözükse de yine üçüncü. Sezon başından beri hep burada. Matías Vargas, Lobienic de zaman zaman burada yer buluyor ama Umut Bozok ve Max Gradel de Afrika Kupası öncesinde hep buradaydı. Afrika Kupası sonrası biraz istatistikleri düşmüş olsa da yine yerini almış durumda golle biten hücumda yer alan oyuncular, en çok yer alan oyuncular. Umut Kasımpaşa'da şu anda küme düşme hattıyla 6 puana çıkardı farkı peş peşe 2 galibiyetle ve direkt rakipleri Göztepe ve Rize'ye karşı. İkisi de altta. Kasımpaşa'nın altında küme düşme hattındalar. Hani ikisine yenilse Kasımpaşa maçları kazanamasa şu an Kasımpaşa 35 Göztepe 29. Kasımpaşa 29 olacaktı. Göztepe 32 olacaktı. Rize 26 olacaktı. Yani alt tarafın kaderi tamamen değişecekti. Kasımpaşa öyle iki maç kazandı ki Göztepe ve Rize'ye karşı hem kendini özgürleştirdi. 6 puan üste çıktı. Hem alttaki rakiplerini Göztepe ve Rize'yi zaten Göztepe hoca değiştirdi. Kasımpaşa yenildikten sonra. Hoca değiştirdi. Ve Rize'nin de umutlarını büyük ölçüde sekteye uğrattı. Umut Bozok da burada inanılmaz rol oynuyor. 14 gol artı 9 tane de golle biten hücumda yer alma. O yüzden Umut Bozok hani bu sezon ligin altın oyuncusu Trabzonspor'la oynayacak şüphesiz Muhtemelen. ki. Muhtemelen. Trabzonsporlar kendi aralarında yaraşıyor. Muhtemelen. Bir tanesini altın oyunu seçeceğiz ama Trabzonspor dışındakiler ligi diye bir e, icat ettim ya ben. Trabzonspor ve diğerleri ligi. Çünkü Trabzonspor bütün istatistikleri paramparça etti. Doğru. Koptu gitti. Rekorları kırmaya devam ediyor. Canı gönülden alkışlıyoruz, tebrik ediyoruz ama diğerleri liginin bir 11'ini yaparsa Umut olacak orada kesin. Bir Karayas yaparsa Karayas'a da girer. Umut girecek. Yani bu sezon ligin kader adamlarından. Umut şu anda Kasımpaşa'da değil, Malatya'da olsa Rize'de olsa Göztepe'de olsa, Altay'da olsa Giresun'da olsa hepsinin kaderini değiştirirdi. Kasımpaşa'nın altında yer alan 5 takımı saydım. Kasımpaşa orada olurdu. Altlarda onlar yukarıda olurdu. Herhangi biri. Umut tek başına Bence küme düşme hattının kaderini değiştirdi. Max Kradel demişken bir ayrı pencere açmakta fayda var. Çünkü takımına, burada da zaten yer buluyor kendisi, takımına en çok katkı yapan oyunculardan bir tanesi. Ve Sivas Spor'da oynamasıyla oynamaması varlığıyla yokluğu geceyle gündüz gibi bir fark yaratıyor. İstatistiklere de bu yansımış durumda. Yani sahada maçı seyrederken zaten anlıyorsunuz. Ne yapacağını bilmeyen, öyle demeyelim haksızlık etmeyelim. Kesinleme. e, daha yavaş ne yapı gradelsiz daha yavaş bir oyun oynayan Demir Grup Sivasspor gradel varken ne yapacağını biliyor. Direkt adres. Şimdi bakın. E, Gradel'in oynadığı 23 maç ve Gradel'in oynamadığı 6 maç ekranda grafik. Oynadığı 23 maçta galibiyet oranı %34.8. Oynamadığı 6 maçta galibiyet oranı ise %16.7. Başka sorum yok Sayın Yargıç. Yarı yarıya düşmüş. Evet. Atılan golde %40'lık bir düşüş var. Yenilen golde %40'lık bir artış var. Çünkü Puan ortalaması oyun neredeyse değişiyor. yarı yarıya. Çok büyük fark var. Gradel'li evet. ve Gradel'si Sivas Spor'un kaderi Bravo. çok değişiyor. 34 Afrika yaşında değil gitti. Mi? 34 yaşında. Keşke dedim ya az önce Ruben için söyledim. Gradel için geçerli. Keşke 34 değil 24 olsalar da daha uzun süre bu ligde olsalar. Ruben gibi Gradel'i de izlemekten çok keyif alıyoruz. Ruben Ribeiro gibi. Afrika Kupası'na gitti. Takımda Zaha gibi Pepe gibi süperstarlar olmasına rağmen onlardan daha çok oynadı neredeyse. Sanırım bir maç hariç hepsinde ilk 11 oynadı milli takımıyla. Filiz Salim milli takımıyla. Yani kendi ülkesine çok saygı değer bir oyuncu. Düşünsene Premier Lig'in yıllardır tozunu atan Zaha var. Arsenal'da Pepe var. Onlardan birinin önünde Gradel oynuyor. Diri kulübede oturuyor. Gradel oynuyor. Afrika Kupası'nda. Çok saygı değer bir oyuncu. Ee, hakkını az teslim ettiğimiz oyunculardan evet. bir tanesi. Dediğim gibi biz sezon sonu muhtemelen şey yaparız. Diğerleri liginin altın 11ini yaparız. Yani Trabzonsporlar haricinde çünkü Trabzonsporlar o kadar çok girecek oyuncu var ki. Ona gradel çok büyük bir ihtimalle girecektir. Burada da puan ortalaması da var en alt satırda. Bir sonraki sayfamızda e gradelli maçlarda 1.4 puan ortalaması yakalarken gradelsiz maçlardaki puan ortalaması 0.8'e düşmüş durumda Demir Grup Sivasspor. Sevgili Tolga tamamladık mı istatistiklerimizi? Bir de takım olarak Demir Grup Sivas Spor'un performansı bakalım hemen ona da İlk 19 hafta yani şeye kadar Afrika Kupasına kadar olan bölüm ve son 10 hafta Afrika Kupası en çok etkilenen takımlardan biri Sivas oldu gerçekten Hatay'da etkilendi kabul etmek lazım Fajir de gitti değil mi? Evet Sivas Spor'un da ilk 19 haftasıyla son 10 haftası arasında performanslar tabii ciddi biçimde fark etti. Yenilgi mesela iki katına çıkmış. Lig sıralamasında sadece son 10 haftaya baktığımız zaman küme düşme hattında olacakmış. Ama daha önce topladığı puanlarla 14. basamakta. Yenilen gol bir buçuk kat artmış. Atılan gol düşmüş, puan düşmüş. Afrika Kupası sonrası Sivas'ta biraz sallandı kabul etmek lazım. 2022 Takvim yılı itibariyle Afrika Kupası dünyanın her yerinde birçok kulübü etkiledi. Ligimizi de en çok etkilenen takımlardan biri Sivas spor. Şimdi Uğur Bey, e, istatistikleri hazır vermişken sevgili editör arkadaşlarımızdan Burak Şenbak bir şey yakalamış. <laughs> e, nostaljik Netiso. bir sayfa hakikaten e, Akşam Gazetesi'nden. 1936 senesinden bir e, sayfa, bir spor e, gazetesi sayfası gelecek. Ekranlarınıza ben başlığa bayıldım. <laughs> Yaptıkları beşer maçtan sonra birinci küme takımları üzerine gelişi güzel bir istatistik ya bugün bunu yazsan. Bugün bunu yazsan var ya ne olacağını tahmin bile edemiyorum bakın. Ne olacağını Nefis tahmin bile mi? edemiyorum. Yani birinci küme takımları üzerine gelişi güzel bir istatistik. Cümlenin güzelliğine, estetiğine bakar mısınız? Harika. Burada tabii birçok şey yazılmış. Şuradan mesela diyor ki, 3 e, maç berabere bitmiş. 30 maçta yapılan gol sayısı toplam 148'miş. Galip takımların attığı gol sayısı 122. Mağlup takımların attıkları gol sayısı ise 20'de kalmış. Bayağı evet. e, farklı bir. Sonra aradaki nispet diyor ona ona ben bayıldım. <laughs> Bölmüş bir de oranını vermiş. Aradaki 6 nispet 6.1. Berabere maçlarda yapılan goller 4. En fazla gol yapılan hafta haftaysa 1. hafta olmuş 1936 senesinde 35 gol atılmış. Gol ortalaması neredeyse 5. 30 maçta 146 gol. 1936 senesinde çok eğlenceli bir birinci küme varmış belli ki. Maç başına neredeyse 5 gol olan. En fazla 5 hafta itibariyle en fazla gol çıkan maç Vefa Hilal karşılaşması olmuş. Ona 2 kazanmış. Evet 2 tane de 8-0 var ben baktım. Ha Biraz mi ben 6 gibi gördüm güç onu. dengesizliği varmış. Biraz, evet. Biraz öyle bir talihsizlik var. En iyi neticeler. Kelimenin güzelliği. Fenerbahçe'nin Vefa'ya, Vefa'ya 8-0, Beykoz'un İstanbul Spor'a 8-0'lık galibiyetleri en fazla gol çıkan, onu okudum. En fazla gol atan takımlar Fenerbahçe. Fenerbahçe ile Güneş takımları 20'şer gol atmışlar. En az gol atan takımlar Süleymaniye ve Hilal takımları 4'er gol atmışlar. Hiç gol yemeyen takım Fenerbahçe ilk 5 hafta. Hem evet. en fazla gol atmış hem de en az en az değil hiç gol yememiş. Güneş takımı da aynı şekilde. 3 statta yapılmış bütün maçlar. Fenerbahçe Taksim stadı Şeref Stady. Fenerbahçe bütün o maçları kazandı. Mi? Hilal takımı da bütün maçlarını kaybetmiş. Nefis gerçekten. 86 yıl önce rakamlar daha değerliymiş belli ki. Birinci küme takımları üzerine gelişi güzel bir isim. Evet, random yerine kullanmış. Kitap yani. ismi gibi olmuş. Random yani. yerine kullanmış. Çok hoş gerçek. Arkadaşlarımızın eline sağlık, istatistik bölümümüzü bu hafta itibariyle tamamladık değerli izleyenler. Şimdi bir ara vereceğiz saat başın e, yaklaşık iki dakika sonra tekrar karşınızda olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyenler. Hatırlayacaksınız biz yayına girerken bugün de 1-2 dakika geç girdik. Çünkü Galatasaray Teknik Direktörü Domenek Toren yarın akşam oynanacak Barcelona karşılaşmasıyla alakalı basın toplantısı düzenliyordu. Şimdi de Galatasaray'la ve Domenek Toren'in açıklamalarını aktaracağız, paylaşacağız, değerlendireceğiz sizlerle birlikte. Ama önce Fanatik gazetesinin başlığı gelsin ekrana. Diyor ki: "Gel bakalım Barcelona." Beşiktaş'ı devirerek moral bulan aslan gözünü yeniden Avrupa sahnesine çevirdi. Taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Yarın akşamki mücadelede 50 bin kişi tribünde takıma destek verecek. Barcelona'yı unutamayacağı bir atmosfer bekliyor. Dev maç 123 ülkeden canlı olarak yayınlanıyor. Neredeyse tüm dünyanın gözü Galatasaraylı yıldızların üzerinde olacak. Eğer Galatasaray turu geçerse doğal olarak büyük prestij sağlayacak. Kerem, Muhammed, Marcao, Nelson Barcelona karşısında Avrupa kulüpleri tarafından yine çıplak gözle izlenecek. Bir kez daha etkili olurlarsa büyük Yük teklifler gelebilir. Mustafa Muhammed'in bonservisini 4 milyon dolara alan Galatasaray'ın Mısırlı yıldızı en az 10 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeliyle satabileceği ifade ediliyor. Ya bunlar zaman zaman bize çok uçuk rakamlar gibi geliyor ama son Beşiktaş maçında oynadığı gibi oynayan bir Mustafa Muhammed. Arkadaşlarına artı bir oyun imkanı sağlayan. Artı bir kişilik imkan sağlayan Mustafa Muhammed zaten Avrupa piyasalarında bu şekilde. O bölgede oynayan, Santrafor bölgesinde oynayan, Forvet bölgesinde oynayan bir oyuncu için çok da fazla bir para. Oradaki talihsizlik ne biliyor musun? Bir para değil yani. Buyurun. Liginin değeri. Oyuncunun değerini belirleyen biraz da liginin değeri. Evet doğru haklısınız. Yani bu ligin maksimum bir transferden alabileceği para artık bu seviyelerde. Ha Avrupa Ligi'nde, Şampiyonlar Ligi'nde üst turları görürsün. Orada sahneye çıkarlar. O zaman oyuncunun marketleri değişir. Ama şöyle bir örnek verelim. Kimin transferini örnek verelim. Portekiz Ligi'nden Avrupa'nın 5 büyük giden bir oyuncuyla aynı oyuncu, aynı Portekizli oyuncu birebir Türkiye liginden Avrupa'nın 5 büyük gittiği zaman değeri 4'te 1 falan oluyor. Portekiz Ligi'nden 80'e gidiyor, Türkiye Ligi'nden 20'ye gidiyor. Birebir aynı oyuncu. Yani Cengiz Ünder mesela. Portekiz Ligi'nden çıkış yapmış olsaydı muhtemelen 50'ye satılacaktı Avrupa'nın 5 büyük ligi. Şimdi Domenek Toren konuştu. Neler söyledi? Değerli izleyenler hemen kendi binsports.com.tr internet sitesinden getirelim ekranlarınıza. Domenek Toren dedi ki: "Beşiktaş maçı bizim için çok önemliydi. Benim için maçı kazanmanın en iyi yolu bir önceki maçı kazanmaktır." Ve bu Beşiktaş maçıydı. Eğer Beşiktaş'a karşı kaybetmiş olsaydık daha iyi bir takımla onlara karşı neden çıkmadınız diye bana soracaktınız dedi e, Domenek Tören. Normal bir hafta değildi oyuncular için. Dolayısıyla o maçta yorgunlardı. Barcelona bizimle yaptığı maçtan sonra rakibine 4 gol attı. Bizim Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Ve şu anda dünyanın en iyi 5 takımından birisi. Yüzde olarak değil her zaman olasılık vardır derim sahamızda taraftarımız bize çok yardımcı oluyor diyor Domenek Toren. Beşiktaş maçında son dakikalarda takımın zorlandığı anlarda çok yardımcı oldular. Yarın da mutlaka çok destek olacaklardır. Barcelona'ya karşı oynadığımızda zor bir maç diyor Domenek Toren. Barcelona'ya karşı oynadığınızda ilk andan itibaren yani ben düşük viteste başlayayım sonra yükseltim değil. Baştan itibaren iyi oynamanız gerekiyor diyor. Özellikle kalecimizin fırsatları iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Harcama lüksümüz yok. Arda sakat olduğu için kadroda yok. Halil'in dün ateşi vardı. Doktorumuzla tekrar konuşmamız gerekiyor. Onun haricinde takım sağlıklı. Galatasaray'da bulunmak, olmak, burada çalışmak beni mutlu ediyor dedi ee, hoca. Önümüzdeki 4-5 yıl burada kalmak da benim için harika olur. Kafasındakileri takımına yansıtabilmek e, adına. Şurada bir Osasun örneği verdi. Uğur Bey Barcelona'dan sonra evet. e, iki gün içerisinde hem yolculuk yapacağız hem de maça çıkacağız. Ne varsa o. Değiştirebileceğimiz bir durum yok. Barcelona gibi kalitesi çok üstün olan bir takıma karşı oynamak farklı. Ancak biz tur için oynayacağız dedi Domenec Torrent. E, oyun planlarımızı da buna göre hazırladık. Türkiye'de Barcelona'yı yeterince tanımayan insanlar bizden sonra Osasuna'ya atmalarına baksınlar. E, e, Osasuna'ya 4 e, gol atmalarına baksınlar. Barcelona'ya karşı mücadelemizi adil şekilde değerlendirmeliyiz. Dünyanın en iyi 5 takımından birisi diyor e, hoca ile alakalı olarak şöyle bakıyorum okumadığımız değinmediğimiz bir şey var mı kısmı var mı yok herhalde hepsini okudum değil mi Uğur Bey? Özetleme anlamında yani hepsini. Osasuna iyi bir savunma takımı oradan başlayayım. La Liga'da şu ana kadar kalesindeki gol beklentisi 29.4 Osasuna kalesindeki xG Real Madrid'in kalesindeki XG mesela 29.4. Real Madrid ne kadar gol beklentisi yarattıysa kendi kalesine Osasuna da o kadar yaratmış. Ve bunlardan iyi olan çok az takım var. Atletico Madrid, Sevilla, Barcelona. Yani La Liga'nın en iyi dördüncü savunma takımı Osasuna'ya dört gol attı Barcelona. Galiba o yüzden o örneği verdi. özellikle verdi. Yani Osasuna'ya dört gol atıyorlar. Osasuna herhangi bir takım değil. Defansif olarak son derece kompakt, defansif olarak son derece başarılı bir takım. Onu kastettiğini düşünüyorum. Kendisi de çünkü Galatasaray'da ilk maçta son derece kompakt bir şekilde Barcelona'ya fırsat vermedi. Onu değil da mi? vurguluyor. Onu kastetti. Yani Levante'ye 4 <laughs> attı değil. Almería'ye 4 attı değil. Biz savunmayı doğru yaptık diyor. Sanırım onu kastediyor. Yani Osasuna'ya 4 attı ve Osasuna'ya 4 atmak da öyle her yiğidin harcı değil demek istemiş gibi ben öyle anladım. Ki hem rakibine hem kendine pay çıkarmış. Öyle de yorumlanabilir. Haksız da değil. Haksız, aynen öyle. Haksız da değil. Haksız da değil. Eee Arda Turan konusundaki açıklaması dikkatimi çekti. Sakatlığı. Galatasaray yöneticisi Arda sakat değil. Barcelona kadrosuna teknik kararda alınmaması diyor. Ben gün program öncesi bir gazetede gördüm. Domenek Torrent sakattı diyor. Domenek Torrent'in oyuncusuna saygı duyduğunu düşünüyorum. Arda ile zaten sezon sonu Galatasaray'ın sözleşmesi bitiyor. Büyük evet. bir ihtimalle devam etmeyecekleri herhalde dünyanın en kötü saklanan sırrı derler Amerikalılar. Hani sır değil. Galatasaray'ın devam etmiş. Dolayısıyla Arda Turan Galatasaray'ın kendi yetiştirdiği bir oyuncu. Çok büyük başarılar kazanmış kulübüyle. Sonra gitmiş İspanya'da bu başarıları kazanmaya devam etmiş. Şu aşamada yani Arda Turan'la ilgili sakat değildi. Bu bir teknik karardı açıklamasını Galatasaray'ın yöneticisinin yapması çok gerekli bulmadım. Bunu bırak tek direktör yapsın. Tek direktör derse sakat değildi bu bir teknik karardı bir şey demem. Tek direktörün alanı. Yanılıyor muyum? Niye Galatasaray'ın bir yöneticisi böyle bir açıklama yapma gereği duyar? Galatasaray şimdi bu konudan bağımsız olarak konu Galatasaray değil, Galatasaray yöneticisi dedi. Şimdi soracağım şey. Ee, geçen gün aklıma ne geldi? Yine bir yöneticinin, bir kulüp yöneticisinin e, açıklamaları agresif, saldırgan e, isim söylemeden yani genel olarak söylüyor. Sosyal medya paylaşımını yapan mı? Diyorsun? Rakibe yok yok yo, bir, bir aklınıza hiçbir şey getirmeyin. Yani agresif, saldırgan eee Torrent diyor ki Barcelona dünyanın en iyi takımı. Rakibini beş takımından biri nasıl diyeyim size yani hangi takım olursa olsun benim rakibim çok iyi demek seni de yükseltir. Tabii. Ve ben de onun karşısında doğru işler yaptım demek en iyi takıma karşı. Yani bunun kime ne zararı var bir kenara koyun. Bir kulüp başkanı çıkıyor ona kızıyor buna kızıyor siz şöylesiniz siz böylesiniz biz böyleyiz vesaire. Kulüpler sizin benim onların herhangi birisinin taraftarın malı değil. Kulüpler tarihin kulüpler tarihe mal olmuş değerler bize düşen görev kendi hayat zamanımız içerisinde nasıl bugüne kadar el üstünde taşınmışsa bizden sonraki kuşakları da el üstünde devretmek. Kimsenin malı değil. Dolayısıyla kulüpler bu tartışmaların isimler zaten dışında kalmalı. Ama bizde ne oluyor? Bir yönetici ya da bir başkan kişisel sorunlarını kulüp üzerinden çözmeye çalışıyor. Yaşadığımız gerginliklerin, hep söylüyoruz bir piramit düşünün. Bu piramidin en tepesinde kulüp başkanı var. O ne derse alt tarafta çarpa 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 bambaşka. Yani kulaktan kulağa oynarsın burada bir atıyorum Uğur dersin orada Murat çıkar ya en sonda. Onun gibi aşağıda bambaşka bir etkileşime sebebiyet veriyor. Kişisel evet. bu kulüpler bizim kişisel şeylerimiz değil. Orada A kişisinin B başkanın C başkanın egosunun hiçbir önemi yok. Yani sporcunun sakatlığıyla ilgili bilgiyi Ondan niye kulüp yönetisi Ondan bağımsız olarak siliriyor. söyledim. Haklısınız. Ama bağlantılı esasında. Hakkısınız. Kulüp yöneticisinin bu konuşulma ve Kim olduğunun gündem olma yok. çabası. Sonuçta bir buraya sporcunun ile ilgili bilgiyi tek direktör versin, tek tek versin. Sağlık kurulu versin gerekirse. Niye yönetim kurulu üyesi sporcu sakat değildi, teknik karardı diye torrentin kararını tevil etme ve medya aktarma ihtiyacı duyuyor. Benim anlamadığım konu o. Işte. Yani Dominik Torrent söylerse bu, bunda Buna hiçbir şey demem zaten. Onun sorunu kalana. Bu bunun etkisi oluyor. Bunun. Mesela bu, Torrent bu bak diyor ki olur. sakat diyor. Eşimde ne oldu? Açıklamalarınız çelişti. Yönetici değildi diyor. Torrent sakat diyor. Benim için geçerli olan tabii ki tek Torrent açıklamasıdır. Sadece girerken gazetede görmüştüm yoksa çok değer verdiğimden değil yani bu açıklamaya. Böyle de bir şey yaptıktan sonra, insert yaptıktan sonra araya bir parantez daha açtım. Domain... Devam edelim. Torrent başka. Buyurun. Ne söylemiş başka önemli başlık ee, benim olarak? Benim başlık olarak şu ana kadar yazılanlar bunlar. Halil'in ateşi varmış. Halil'in ateşi vardı. Merak durumda. ediyorduk. Kadroya alınmamıştı. Ee, Halil, Barış, Yo hafta sonu kadroda yoklardı. Halil de böylece anmış ve onoru etmiş. Halil de bizim için evet. önemli bir oyuncu. Şu anda ateşi var. Doktorlara tekrar konuşacağız demiş. Dünyanın en iyi beş takımından biri form durumu olarak söylüyor tabii. Şu cümlenin üzerinden bir daha geçmeye gerek var mı? Barcelona'ya karşı ilk dakikadan itibaren iyi oynamalısınız. Sallanma şansınız yok diyor yani. Şimdi strateji olarak çok değiştirme şansın yok stratejinin. Çünkü Barcelona, Xavi geldiğinden beri sadece bir maçta %60'ın altına düşmüş. Atletico Madrid maçı o da %57. Onun dışında hep 65'lerin de hatta altına düşmemiş. Her rakibe karşı, Atletico Madrid'e karşı, Atletico'ya Madrid e karşı, Valencia'ya karşı, Napoli'ye karşı da topa en az 3'te 2 sahip oldu. İstanbul'da da sahip olacaklarını öngörmek çok büyük bir kehanet sayılmaz. Topa sahip olacaklar. Dolayısıyla aynen Noykamp'ta olduğu gibi Galatasaray'ın yine birinci dakikanın itibaren konsantre oynaması, boşluk vermemesi, uyumaması, bir hata anı yaşamaması, müsabakadaki ilk hedefinin de gol yememek olması lazım. Çünkü Barcelona'ya karşı gol yersen gol atmak zorunda kalacaksın. Bu da daha fazla açık vermen anlamına gelebilir. Adama gibi, Ferran gibi iyi koşucuları da var. Büyük bir ihtimalle Torrent'in kastettiği o. Ben oyunun çok değiştiğini sanmıyorum. Yani Galatasaray'ın 5'e karşı oynadı oyunu Barcelona'ya karşı oynama şansı yok. Gerçekçi olmak lazım. Tabii ki. Barcelona Camp öyle oyna ne oynadıysa İstanbul'da ona yakın bir şey Daha oynayacak. Galatasaray'da orada ne oynadıysa İstanbul'da da ona yakın bir şey oynayacak. Bu da aslında ayrıca Doğru bir olabilir. tebrik hak ediyor. Çünkü Torrent 4 gün arayla iki farklı oyun oynattı ya. İki farklı strateji başarılı Başar Bu kolay bir şey değil. Sadece iki oynayacak. aydır burada. Biz hakkını çok fazla teslim etmedik. Belki de haksızlık ediyoruz Torrent'e. Hakkını teslim etmek lazım Doğru. çünkü Barcelona'ya karşı Osasuna gibi oynadı. Beşiktaş'a karşı Barcelona gibi oynadı en azından 45 dakikayı. İkinci 45 kastetmiyorum ama 45 dakika. E o taktikti. O da strateji. Evet, vites küçülttü. Dolayısıyla Torrent'in daha bu kadar 2 aylık sürede taktik repertuarında birbirine zıt iki ayrı e, strateji olması takdire değer tabii ki. E, tekrar Uğur Bey dediğim gibi atladığımız yani bir yer var mı Yani karşı ama... ilk yarıda Guardiola gibi o yönetti. Yok hepsini konuştuk. Beşiktaş'a karşı yani. ilk yarıda Guardiola vardı kenarda. Barcelona'ya karşı Diego Simeone vardı. İçinden hem Guardiola hem Diego Simeone çıkarttı. Bu da kolay bir şey değil. E madem Diego Simeone dediniz daha <laughs> ne güzel da bağladım, bir değil mi? mi gitsek acaba? Şampiyonlar Ligi'ne mi gitsek acaba? Şimdi değerli izleyenler dün akşam malumunuz iki tane e, maç vardı Şampiyonlar Ligi'nde. Önce diyelim ki Manchester United Atletico Madrid karşılaşması. Atletico Madrid maçı 2-2 bitmişti değil mi? İlk maç 2-2 biten ilk maçın ardından 1-0. İlk ee, maç 2-0-0. 0-0 mı bitmiş? 2-2 biten Benfica Ajax. Ya Ajax Benfica özür dilerim. Ee, yine berabere bitmişti 0-0'ın ardından. İlk maç 1-1'miş bu arada. Gazeteden görüyorum. 1-1 evet. Doğru. En sonunda doğru. <laughs> Çünkü Joao Felix attı maçın başında. Şimdi hatırladım. Tamam 1-1 biten başın ardından 1-0'da 1, 1, -1 Ruvanş, evet. Manchester United'ı Atletico Madrid. Peki gazetelere Avrupa'da mesela İspanya'da gazetelere nasıl yansıdı? Hemen gelsin ekrana. İlk olarak ne geliyor? İlk olarak marka gazetesi geliyor. Ne demiş burada? Bakayım. Ne demiş? Büyük. Büyük ne dostum? Büyük kapı. Başlığını atmış. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunu geçip şey derk finale yükselmesi üzerine. Şeyden e, İngiltere'de bu başlığı Uğur Meleke çözdü bence. Şimdi şeyden gelecek olan <laughs> Daily Mirror'dan ekranlarınıza gelecek olan. Buyurunuz. Lodi Hell. Bir an düşündük çünkü burada Cristiano Ronaldo'yu da kırmızı yapmışlar. Evet. Acaba niye? Hani bu başlıkla nasıl bir örtüşme var? Sonra Bloody Hell olduğunu anladık. Gönderme de çözdünüz yani. Atletico'nun sol beki golü attı. Ama Vladihel'e gönderme yaptıklarını sonra bir 30 saniye düşündük. Peki nasıl düşündük. Yani çok fena durum. Yani evet. Çok kötü durum Ronaldo şeklinde için herhalde. cehenneme döndüğünü herhalde öyle Vurgulamak tevil istiyorum. edebiliriz. Yorumlayabiliriz. Çünkü, Çünkü Ronaldo şimdiye kadar hiç kaybetmemiş Simeone. Bu başlıkların muhtemelen şeyle de alakası var. Dün akşam oynanan Ajax-Benfica maçıyla da ve Erik Ten Hag'la da alakası var. Tahmin ediyorum. O maçta değerli izleyenler 2-2 biten ilk maçta Ajax-Benfica eşleşmesinde. Benfica dün akşam 1-0 galip geldi. Yalnız istatistiklere şöyle bakacak olursanız eğer maçı seyretmediyseniz, istatistiklere bakacak olursanız eğer e, hücum girişiminde 16'ya 4 üstünlüğü var Ajax'ın. Bu 16 hücum girişiminin 12'si, isabetsiz. Sadece ikisinde isabet bulabilmiş. O ikiyi de Benfica kalecisi kurtarmış. Evet. Diğer bir, yanda. Bir. Bir şutu var galiba. Ha pardon. Diğer Ayaksın yandan Benfica'nın. Tamam. Toplam dört girişiminde bir isabeti var. O bir isabette gol olmuş durumda. Benfica 116.5 koşmuş. Şaşıracaksınız. Belki ben şaşırdım. 112.7 koşmuş Ajax. Benfica daha çok Ajax topu koşturduğu için. %70, 70 toplu oynama Ajax. Rakibi bırakmaz Ajax. Ama %70 toplu oynamış ya. Benfica'yı koşturmuş. Nereden başlayalım? Şuradan başlayayım. Bir arkadaşımla konuştum. Maçtaydı Old Trafford'da. Maç bitti. Ekranlarda Ajax Benfica vardı dedi. Monitörlere Ajax Benfica yansıttılar. Erik ten Hag vardı ekranlarda. Erik ten Hag'ı bazı tribünlerde monitör var Old Trafford'da. Erik ten Hag'ı görünce seyirciler ekranda alkışlamışlar. Stat monitörlerinde Benfica Ajax maçının sonunu vermişler. Erik Ten Hag yakın plana gelince bir uğultu kopmuş stadyumda. Old Trafford'da herkes Erik Ten Hag'ı alkışlamış. Yani seyirci de galiba yeni sezon için Ten Hag söylenetlerine sıcak bakıyor. Yalan olmasın dost doğru söyleyelim. Yayına girmeden önce sabah e, Tolga'ya dedim ki Hollanda basınında dedim Erik Ten Hag hocaya Atar yapan gider yapan var mı? Ya burada elenilir mi Benfica'ya vesaire falan diye. Hiç öyle bir şey yok. Hem e, Hollanda basını İngiltere'ye de baktık. İngiltere'de basını bütün gazetelerde aşağı yukarı. Yani elendi tamam. Hani bundan sonra lige bakacak ki e, İngiltere basınında da hocanın sadece Hollanda şampiyonluğuna odaklandığı yazıyor ama hangi gazeteyi açarsanız açın önümüzdeki sene Erik Ten Hag Manchester United'ın teklifini kabul etmeye çok yakın şeklinde bir sonuç çıkıyor. Ve hatta İngilizce öğrenmeye başladığı vesaire yazılıyor, çiziliyor. Öyle söyleniyor. Elimizden kaydı diyor Hollanda gazetesi. Evet. Tur elden kayıt. Ben üstüne Atletico başlayayım. Eee Diego Simeone, Diego Simeone'li yaptı. Defalarca daha önce yaptı gibi. İki sene önce Anfield Road'da nasıl bir hüzün dalgası yarattıysa Liverpool'u deplasmanda nasıl Şampiyonlar Ligi'nin bu aşama dışına ettiyse burada Old Trafford'da Manchester United'ti. Genellikle Manchester United topa sahip oldu ama oyuna sahip olamadı. Çok fazla net pozisyon yaratamadı. Son dakikada Varan'ın pozisyonu var ama onda yani Oblak çıkardı. Maguire Varan'la ilgili Roy Keane'in bir videosunu izledim. Yayıncı da yorum yapıyor Roy Keane İngiltere'de yayıncı kuruluşta. Maç öncesi ısınmayı gösteriyor. Varanda Maguire'ın ellerinde eldiven var diyor ki doğru mu görüyorum? Eldiven var ellerinde diyor. Evet diyor spiker e eldiven var. Hava soğuk diyor. Elleri üşümüş olabilir diyor. Keane şöyle Keane hep kendine özgü böyle detaylara takılma hastalığı da var biraz. biliyorsun. Kendime de benzetiyorum. O detaylarda boğulma hastalığını. Diyor ki iki tane dev stoper eldivenle çıkıyorlar maça. Öyle mi diyor? Hoşuna gitmiyor. Varanla Meguay'ı sevmiyor ve eldivenle çıkmalarına bile takılıyor. Maç içinde de bir pozisyon var. Maguire'la Ronaldo'nun kafa kafaya çarpıştı. Maguire, Ronaldo'yu sakatlıyor. O da şimdi İngiltere'de istersemez gündem oluyor. Yani Maguire'ın kötü performans vermesi yetmedi. Bir de Cristiano Ronaldo'nun <laughs> suratını dağıtmaya yaklaştı diye. Kötü bir performans. Ligde de ilk 4 için dezavantajlı konumlar. Çünkü Arsenal'in 3 maçı var oynamadı. 3 maç fazla oynamadı Arsenal'dan. Liverpool, Manchester City, Chelsea büyük ihtimalle şampiyonlar gibi biletleri alacaklar ve geriye bir bilet kalacak. O bilet içinde şu anda Arsenal avantajı görünüyor. Ve tek direktör değişikliği için içinde artık çok daha yüksek sesle konuşuyorlar. Erik Ten Hag e, Pochettino'nun yanında Tuhel de konuşulmaya başlandı. Şimdi Chelsea'de krizden sonra Tuhel için ellerini oluşturmaya başladılar. Acaba Old gelir mi diye yeni aday Thomas Tuhel konuşuluyor. Ajax Benfica'ya gelince Orada da enteresan bir şey, enteresan bir detay. Dün golü Darwin Nunez yoktan var ettiler. Bir duran toplan attılar. Zaten başka şansları da yoktu. Maç boyunca ayak sustu ve bir türlü topu 3 türeğin içinden dürtemediler. Darwin Nunez gol atınca ve kritik goller atmaya devam edince bu sezon çünkü çok kritik goller attı. Luis Suarez'in açıklaması hatırlatılmış her yerde. Çünkü Darwin Nunez'i önermiş Barcelona'ya. Ojogo gazetesi, gazetesi de yine Darwin Nunez'e vurgu yaparak Darwin uçurdu başlığını atmış. Aynen öyle. Bir kafa golüyle Benfica yine üst tura taşıdı ki uzun yıllardır çıkamıyorlardı çeyrek finale. Davin Nunez'i çok küçük yaşta önermiş Barcelona'ya. Ya demiş yani ben santrforum. Santrforlarla ilgili biraz bir şeyini anlıyorsam bu çocuğun önü açık. Davin Nunez'i alalım demiş. Çok küçük yaştaki. Alamamış Almeria'dan Barcelona çünkü finansal fair play sıkıntıları var ve yer açamamışlar bütçelerinde. Sonra Benfica rekor bir para ödeyerek Alın Nunez'i şimdi 4-5 katına satacaklar muhtemelen. Belki de Barcelona'ya yani. <laughs> Veya başka bir İspanyol İngiliz takımına. Ee, Ajax'ın tabii 2-3 detaya not düşmek lazım. Yedikleri gol yani yine Onana çok iyi bir kaleci ama yine bir duran topa hatalı çıkış. Onana bu işleri yapmaya devam ediyor. Büyük toplar çıkarıyor. Kolay goller arıyor. Yine o detayın altını çizmek lazım. En azından 0-0 bitebilirdi o duran topta hata yapmasaydı. 2 Fertongen Otamendi savunmasını geçememeleri. iki deneyimli Benfica'nın göbeğinde onu geçememeleri. Yani Ajax böyle savunmalarla karşılaşınca geçememe problemi sürüyor. Santrifor Sebastian Haller daha iyisini yapabilirdi diyebilirsin. Ama Ajax yıllardır bu sorunu yaşıyor. Yani bir böyle yüksek güzeli Santrifor'ları olsa çok daha fazlasını yapacaklardı. Eallerde şu an gol kalı Şampiyonlar Ligi'nin ama gene kritik maçta atamadı. Bir tane golü sayılmadı. Ajax'a yazık oldu. Oynadıkları oyunun karşılığını alamadılar. Bunu son yıllarda sıklıkla bu seviyede e, söylüyoruz. Evet. Abola gazetesi de yine e, Portekiz'den değerli izleyenler Muzaffer başlığını atmış. <laughs> çok öyle sevdiğim, öyle değil mi? Gerçekten, çok sevdiğim bir söz. En sevdiğim evet. Muzaffer başlığını atmış. Dün akşamki galibiyetin ve de turu geçmenin ardından. Söylediğimiz gibi Erik Tenhak hocamız e, bütün İngiliz gazetelerinde yer bulmuş. Ancak ya hiç kimse bir şey dememiş hocaya diyorum ya. Hollanda basınında da baktık sabah. Ama iyi top oynuyorlar. Görebildiğimiz kadarıyla kimse bir şey dememiş. Ee, olumsuz bir eleştiri. ilaç niyetine bulalım da koyalım diye baktık. Şaka söylüyorum elbette. Ee, bunun da esprisini yaptık sabah. Erik Ten Hag için daha çok Hollandalılar da İngilizler de artık Manchester United'ın başına geçecekmiş gibi. Ve bu yazın en gözde teknik direktörlerinden birisi olacakmış. Değerlendirmelerini yapıyor iyi niyetle. Hocanın... Az önce saydığımız bu seviyelerde eleniyor olması, bugüne kadar hep gençlerle çok gençlerle çalışmış olması ve reaksiyonları, refleksleri buna göre kendisini konumlandırmış olması sanki Manchester United çok uygun takım değilmiş. Ya gitsin elbette hani ben sonuçta bana ne ben bir izleyici olarak iyi futbolu izlemeyi tercih ediyorum elbette. Ama sanki hayal kırıklığı olacakmış gibi geliyor. Bir de şimdi öyle bir şey var yani. Şöyle izleyeyim. bir gerçek var. His. Manchester United'ın kadrosu çok fazla futbolcu tek direktöre sahip. Doğru tabirimi bilmiyorum. Yani o so, o son soyunma odasında Cristiano Ronaldo var. Bilmiyorum tabii kalacak mı? Pogba var o soyunma odasında. Bruno Fernandes var. Sürekli konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Çok bilmiş bir soyunma konuşuyor. odası yani. Evet. Devam edecekler tabii bilmiyoruz. Bu saydığımız oyuncular işte Maguire var orada. Sıkıntılı bir soyunma odası ve Manchester United'ın son dönemde hocalarının en büyük problemi bu soyunma odası yönetimi oldu. O zaman şöyle bir soru gelir mi akla? Hoca ile beraber Manchester United'ın kadroda da derin bir revizyon yapma ihtimali hiç kimse bahsetmiyor. Ben görmedim bugüne kadar da. Şimdi siz söyleyince aklıma geldi. Ne dersiniz? Yollardan biri bu. Maliyetli bir iş. Evet. Soyunma odasında bu çok konuşanlarla yolları ayırmak ve soyunma odasının patronunu yeni tek direktör yapmak. Birinci yol bu ama Manchester United yönetimi de pek böyle davranmıyor. Transferde hep daha cevval olmaları gerektiğini söylüyor. Old Trafford sakinleri. Ama gerek Manchester United yönetimi gerekse Arsenal yönetimi patronları diyelim. Global patronları. Böyle davranmıyorlar. O konuda da kızgınlar. Tabii bir şey değişimi var. Ben Tsunet sezon sonu itibariyle yönetim değişimi var. Ed Woodward'ı artık orada görmeyeceğiz. Arsenal ve sünnet taraftarları ikisi de haklı. Yani kulüplerin isimleri aslında transferde daha hareketli olmayı hak ediyor. Tarihleri, genetikleri daha hareketli olmayı hak ediyor. Süper Bowl'un ardından Arsenal taraftarının yaşadığı hayal kırıklığını. Kesinlikle. Kroenke'nin konsantrasyonunu remze vermesi ne kadar benim gibi Rennes taraftarlarını mutlu etse de Arsenalları mutlu ediyor. Yani orada kim var ne ne oluyor tam bilemiyoruz şeklinde bir açıklama da keşke hiçbir şey söylemeseymiş. Yani. Oraya çok yatırım yapıyor Remse. Yo yo e, Arsenal için söylüyorum. Tesislere keşke e, e, stadyuma neyse. çok büyük yatırım yaptı. Şampiyonlar Ligi ile alakalı e, yarın kimler oynuyordu? Bugün. Bugün pardon. Lil Chelsea. Lil Chelsea. Güvensiz Gidebilmiş mi Chelsea? Dün, dün hocanın diyecektir. açıklamaları vardı. Hocanın açıklamaları. Kayhaversi'de açıklama Thomas yapmış. Dur. Ben de ödeyebilirim diye. Yani manasız bence ama herhalde sormuşlardır çocuğa. Çok genç bir oyuncunun. Ya sorun yok ben veririm parasını demesine aslında gerek yok yani. Bu durumlara düşmemelisin ama herhalde sormuşlardır. Soruncuda da cevap vermiştir. Aspili Koyata hastalığı geçmiş. Marco Zoranzo da hazırmış. Riz James'in bir şüphesi var ama kanat oyuncusu anlamında böylece hani eksikliklerini tamamlamış görünüyor Chelsea. 2-0'lıkta bir avantajı var ee, ilk başta. Stanford bir işte elde ettikleri. Yani bu seviyedeki tecrübelerini, bu seviyedeki geçen sezonun şampiyonu olmaları tutkusunu ve e, deneyimini cebe koyduklarında dikkate alırsak hani kulübün içinden geçtiği krizin çok etkileceğini düşünmüyorum bu müsabakayı. Peki o zaman Lekip Gazetesi gelsin ekrana. Lekip Gazetesi'nin başlığı Lil Chelsea'yi cezalandırmak istiyor. Bu arada hatırlatalım. Zeki Çelik de başarılı. Haftanın 11'ine girdi değil mi? çocuk kardeşimiz evet. Geçen hafta Lekip tarafından hazırlanan haftanın 11'ine seçildi. Hem şeyiyle siz söyleyin standardıyla, istikrarıyla hem de oyunuyla. Tebrik edelim buradan da. Lille biraz sallanmıştı. Tek direktör kaybı. Önemli oyuncuların kaybı. Fakat son 5 hafta 11 puan Avrupa kupası pozisyonuna tutundu. Ee, orada da hala Paris Saint-Germain kopmuş olsa da aynen Türkiye Ligi'nde olduğu gibi bir lig ikinciliği, lig üçüncülüğü, şampiyonlar ligi, spotu, yarışı var. Ee, yanılmıyorsam da yanılmıyorum. Fransa şu an 5. Avrupa Ligi şampiyonu kendi liginden şampiyonlar bileti alırsa Fransa üçüncüsü de direkt şampiyonlar gruplarına giriyor. Ki herhalde öyle olacaktır. Yani Avrupa Ligi şampiyonu kendi liginden bilet alacaktır. Gerçi Galatasaray olursa Galatasaray <laughs> alması zor gibi görünüyor ama birçok takım şu an Avrupa Ligi'nde olan kendi liginde de iyi durumda. Bu durumda Fransa üçüncüsü de direkt bilet alıyor. Üçüncülük de değerli diyelim ve bugün için noktayı koyalım. Uğur Melke çok teşekkürler. Süremizin Teşekkür sonuna geldik. Zeki Çelik'ten bahsetmişken Avrupa liglerinde oynayan oyuncularımız neler yapıyor? Onu da yine grafik olarak, istatistik olarak yarın sizlerle programımızda paylaşacağız diyelim ve veda edelim. Tekrar birlikte olana dek hoşça kalın. Mutlu kalın ve de sağlıkla kalın.